Trav Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben yurt dışı piyasalar uzman yardımcısı Meltem Yerli. Bugün yurt dışı haberler hakkında konuşuyor olacağız. BIST 100 endeksi dün volatil bir işlem gününü geride bıraksa da pozitif bir eğilim içerisindeydi. Gün sonu gelen kar satışlarına rağmen 0,68 artışla 9007 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ise 69,2 milyar TL ile düşük kaldı. Bankalar özellikle İş Bankası ve Akbank hisselerindeki alımlarla %1,10 seviyesine yükseldi. Holding ve sanayi hisseleri sırasıyla %0,68 ve %0,30 artış gösterdi. Ulaştırma sektörü ise negatif ayrıştı. Enerji hisselerindeki son dönemdeki güçlü duruşu ise devam etti. Dünkü işlemlerde Borusan, Dimaş, Oyakçe en çok alınan BIST 30 hisseleri olurken Fortoto, Garanti ve Pegasus en çok satılanlar arasında yer aldı. Bankacılık sektörü 3. çeyrekte net karını dönemsel bazda %4,9, yıllık bazda ise %21,4 oranında düşürdü. Bu yılın ilk 9 ayında sektör 460,4 milyar TL kar elde ettiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre hane halkının enflasyon beklentisi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2024 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %27,4, reel sektör için %49,5, hane halkının için ise %67,2 seviyesine düştü. Bugün yurt içinde yabancı ziyaretçi rakamları ve dış ticaret dengesi açıklanacak. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.